Saygıdeğer izleyenler, Türkiye Bal Birliği Genel Başkanı Azmi Yıldız Beyefendi'nin malikanesindeyiz. Ünye Merkez, Çınarlık Mahallesi'ndeyiz. Evinin önüne geldiğimizde gördüğümüz manzara, ömrünü arıya ve arıcılığa vermiş olan Başkan Yıldız'ın arı peteklerine baldan ümidini kesmiş olacak ki büyük çoğunluğuna pancar dikmiş efendim. Şimdi kendisi inecek. 2,5 aya yakın bir süredir koronavirüs sıkıntısı nedeniyle evden çıkmayan başkan bahçesinde arı peteklerinin tamamını neredeyse sebze üreterek geçirmiş. Bal Birliği Genel Başkanımız Azmi Yıldız Bey gördüğümüz kadarıyla baldan, merdiven altı ballardan yıllardır verdiği mücadele sonunda ümidi kesmiş olacak ki bal peteklerini tamamını genellikle patlıcan, biber, domates dikmiş. Şimdi önce kendisine sağlığını soralım. 2,5 aydır görmedik başkanımızı. Efendim nasılsınız? İyiyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. 2,5 aydır evdeyiz. Ben esasında çıkabiliyorum dışarı. Kabul. Biz yaylı adamıyız ama doğru. Biz iyi sen bir çıkalım. Örnek olmamız için doğru. Evimizde duralım. Çoluk çocuğumuza herhangi bir mikrop bulaşmasın diye. Örnek de olalım diyorsunuz. Örnek olduk ve evimizden çıkmadık. Bir de işinizle ilgili olarak biz yarı espri yarı ciddi takıldık. Evet. Ama hakikaten 40 yılı aşkın bir süredir balın içindesiniz. Ticaret adamısınız da. Evet. Uluslararası nakdecisiniz ama balda önemli. Buyurun efendim. Balla ilgili şimdi, bu petekleri niye hakikaten pancar pırasa diktin başkanım? Şimdi burada 2 ay durunca bu kadar da güzel mesela var, denebiliriz. Rahat hareket edebiliyoruz. Doğru. Dedim ya bir örnek olalım. Bu petekler de zaten böyle duruyor. Örnek olalım bir. Bahçe yapalım, nostalji bir bahçe yapalım dedik. Peteklerden bahçe. Gidip spor yapacağıma bunu yaptık. Spor güzel, olarak. Güzel. Hem bir şey çıktı ortaya, hem ilginç bir olay vallahi oldu. İlginç, hem çalışmış olduk, hem de stres atmış olduk. Topraktan evet. Haşır neşir olduğun zaman ne oldu? Stres atmış oluyorsun, elektriği atmış oluyorsun. Olay bu. Bundan dolayı böyle bir şey yaptık. Bu sahte bal ile merdiven altı bal üretimi ile ilgili olarak 6 yılı aşkın bir süredir danışmanlığını yaptım. Halen daha devam ediyorum. Çok mücadele verdin ama maalesef, halen daha maalesef bunun önüne geçilemiyor Sayın Başkanım. Şimdi nedir biz bunun esbabı, evet, mucibi nedir yani? Nerede sıkıntı var? Şimdi dünyada sıkıntı vardı sahtekarlık üzerine. Türkiye'de de sıkıntı vardı. Tarım Bakanlığımızın ve Adalet Bakanlığımızın kanunlarının biraz elastiki oluşumu efendi olmasından dolayı. Bu efendilik geçmiyor. Sahtekara efendilik geçmez. Geçmediği gibi herkes bir senede 10 senede trilyon zengin olur. En zengin ben olur. Ya ne yapacaksın? Huzurun yok. Paran yok. Sağlığın yok. Ne yapacaksın parayı? Aha buyur hadi senin herkesin parası vardı. Para geçmiyor. Trumpet'in de parası vardı. Trumpet'in de vardı. Beyaz yerden çıkamadı dışarıya. Çıkamadı. Bir de ine girdi. Şimdi sağlık, huzur isteyeceğiz. Başka bir şey istemeyeceğiz. Gerisini Allah verir. Biz çalışacağız. Öyle yatarak da olmaz. Arıcılık biliyorsun benim bir seçim şeyimiz oldu. Doğru efendim. Sağ olsun bizim milletvekilleri de ilgilendiler. Söyleyebilirsiniz. Hepsi. Haklısınız. Söyleyebilirsiniz. Ama efendim, biz mahkemedeyiz şu anda. O yazıyı mahkeme verecek bize. Koronavirüsten falan olaylardan mahkeme uzadı. Şey olmadı yani çalışma olmayınca mahkemelerde. Alacağız ve onlara götürüp vereceğim. Yüce Allah'ın adaleti evet, şaşmaz diyorsun. Evet. Çünkü tamam, biz 6 senedir emek verdik. Sahtekarlığı tam önlerken, birbirliği böyle zirveye çıkarırken 50 bin tane arıcı, 500 bin aile bu sektörden ekmek yiyordu. Şimdi ne yaptılar? Bir sene
Efendim bu sahte şeyler böyle bir şey yok. Benim üyelerim 2500 metre, 1500 metre dağın tepesinde, bak şu anda gar yağıyor yukarılara. Doğru. Oradalar. Şimdi bunun hakkını gelip deniz kıyısında sanayide gidip bal diye bir şey yapıp bal yerine satamaz. Yapılmış olanları da ya bir sene müddet verelim. Ondan sonra o da erisin. Ya nerede erecek? İnsana, senin torununa, benim torunuma, senin oğluna, benim oğluma ve bizler yiyeceğiz bunları. Böyle bir erteleme olur mu? Bu askerlik değil ki ertelesek. Bir sene gün verdiler. Bizim tabii şu anda yetkimiz yok. Kendi dalımızdan çalışmamız, konuşmamız lazım. Bu bal şu anda hepsi ilaç. Yiyecekleri balların hepsi ilaç. Ama gidip de bizim vatandaşımız da 20 bin liraya bal almasın. 19.900 lira diyor. Ya zaten benim üyem 30 bin liraya, 50 bin liraya, 100 bin liraya satıyor balı toptan. Bu nasıl oluyor? Bölgesine, yüksekliğine göre oluyor. Sen şimdi tutup da 20 bin liraya, ulan bu ucuz ya, bundan alalım. Yok, ucuz. Alma kardeşim, ucuz, hiç yeme. Ucuz. Tehlike. Ha, pahalıyı da yeme. Biz zaten pahalı bir şey satmıyoruz. Pahalı bir şey yapmak istemiyoruz. Bizim geçimimiz sağlansın, tüketicimiz de sağlığına kavuşsun. Söz olsun buradan, benim arıcılarımın bu emeklerini, ben 30 sene, 40 sene dağlarda gezmiş bir arıcıyım. 30-40 senedir emeğimi ve arkadaşlarımın emeğini bırakırsam bunlara o zaman haram olsun. Çok güzel ilaç yerine bal yiyecek. Bal böyle yal gibi yenmez. Herkes her gece bir yemek kaşığı bal, bir bardak su ya. Bir ay yapın. İçin. Hem korona morona bir şey kalmaz ses tellerinde. Kimse duramaz bunun önünde. Sabahleyin bir tatlı kaşığı bal alın ağzınıza. Devam edin kardeşim. Evet. Sağlık, sağlık, sağlık. Onun için bal yiyeceksin, bal yiyeceksin, bal yiyeceksin. Bal mamulleri yiyeceksin kardeşim. Teşekkürler Sayın Başkan.